Arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Tabii ki yazılıya hazırlık yapacağız. Birinci dönem, birinci yazılı sorularınız benden olsun. Şöyle yapacağız. Sizin müfredatta sınavın nereye kadar olması gerektiğine baktım. Ona göre sorular hazırladım. Bu arada soruları ben konu sırasına göre arkadaşlar, sıralamayı bozmadım. Konu sırasına göre hazırladım. Organik ve inorganik bileşiklerin sonuna kadar hazırladım. Yani hücreye girmedim. Zaten oraya kadar gösteriyor. Siz de ona göre işte öğretmeniniz hangi konuya kadar sınav olması gerektiğini söylerse ona göre sorulara bakarsınız. Tabii ki bir de abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa arkadaşlar, anlamadığınız bir kısım olursa yorum kısmına da yazabilirsiniz. Ya da biyoloji öğreniyorum 1 Instagram sayfasından da bana ulaşabilirsiniz. Çok fazla takipçim yok arkadaşlar. Oradan zaten hemen bulursunuz. Dediğim gibi biyoloji öğreniyorum 1 2 tane falan da gönderim var. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Ayrıca sınavın PDF'sini açıklama kısmını da bırakacağım. Önce siz çözün. Daha sonra arkadaşlar benim çözümlerime bakın. Ona göre hazır mısınız, değil misiniz anlarız. Eğer ki öğretmeninizi işte derste güzelce dinlediyseniz, daha sonra şöyle bir genel bir tekrar yaptıysanız, bununla birlikte de, bu sorularla birlikte de arkadaşlar, emin olun genel bir tekrar yapmış olacaksınız. En azından dediğim gibi sınav sorularına şöyle bir hazırlık yapmış olursunuz ve çok çok güzel puanlar alacağınıza da inanıyorum. Sınav sonrasında da tabii ki bekliyorum kaç aldığınızı veya nasıl geçtiğini yazabilirsiniz. Evet, başlayalım. Diyor ki hücreler yapısal olarak ikiye ayrılır. Arkadaşlar, biz hücreyi ikiye ayırıyoruz. Hücreler yapısal olarak prokaryot. Prokaryot yazamadım tabii ki. Bu arada ben telefondan çektiğim için parmağımla yazıyorum arkadaşlar. Telefonun kalemi de yok. O yüzden birazcık kötü yazabilirim. Ama zaten söylüyorum ya, siz de oradan kontrol edebilirsiniz. Prokaryot ve ökaryot olarak ikiye ayrılır arkadaşlar bizim hücrelerimiz. Prokaryot olan hücreler daha ilkel olan hücrelerdir. Ökaryotlar ise daha gelişmiş olan hücrelerdir. Prokaryotlarda organel olarak sadece ribozom bulunur. Başka hiçbir organel bulunmaz arkadaşlar. Ökaryotlarda ise tüm organeller bulunabilir. Evet, gelelim ikinci sorumuza. Bakteriler ve arkeler nokta nokta. Protista, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar ise nokta nokta hücre yapısına sahip. Bize hücrelerini soruyor. Bakteri ve arkeler hangi hücre yapısına sahip arkadaşlar? Prokaryot hücre yapısına sahip. Bakteri ve arkeler daha ilkel olan canlılardır. Protista, bitki, mantar ve hayvanlar ise arkadaşlar tabii ki ökaryotik hücre tipine sahiptir. Gelelim diğer sorumuza. İhtiyaç duyduğu besinleri kendi üreten canlılara ne diyoruz arkadaşlar? Besinini kendi üreten canlıya ototrof canlı diyoruz, değil mi? Ototrof veya üretici. Siz buraya üretici de yazabilirsiniz, ototrof da yazabilirsiniz. Kendi besinini üretiyorsa bu canlıya biz ototrof, şuradaki otomatikten gelsin aklınıza, bakın otomatik olarak kendisi üretiyor. Dış ortamdan hazır alan canlılara ne diyoruz arkadaşlar? Heterotrof, heterotrof. Veya tüketici canlı diyebilirsiniz ama ototrof ve heterotrof olarak bilmeniz sizin için daha iyi olur. Çünkü sorularda genelde bu şekilde soruluyor. Gelelim dördüncü sorumuza. Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerjiyi peki neyle üretiyoruz arkadaşlar biz? Hangi olayla üretiyoruz? Tabii ki solunum, değil mi? Hücresel solunum. Buraya sadece solunum yazmanız yeterli olmayabilir. Hücresel solunum yazmanız gerekli. Çünkü solunum dediğimiz zaman nefes alıp verme olayı da solunuma giriyor. Ama hücresel solunum dediğiniz zaman enerjinin asıl üretildiği bölüm arkadaşlar hücresel solunum bölümüdür. O yüzden hücresel solunum yazmanız daha doğru olur. Gelelim 5. sorumuza. Canlıların metabolik faaliyetleri sonucu oluşan atık maddeleri dışarı atmasına biz ne diyoruz? Zaten bunu direkt olarak bence söylersiniz. Tabii ki boşaltım diyoruz, değil mi? Bizler metabolik faaliyet sonucu bir sürü atık oluşturuyoruz. Bu atıkları arkadaşlar boşaltım yoluyla atıyoruz. Peki boşaltım organlarımız nelerdir? Boşaltım deyince sadece işte idrardır, işte sindirim atıklarıdır, bunlar aklınıza gelmesin. Mesela nefes verirken karbondioksit dışarıya vermemiz de bir boşaltımdır. Yine bitkilerin yaprak dökmesi de arkadaşlar bir boşaltım olayıdır. Terleme olayı da bir boşaltım olayıdır. Çünkü vücudumuzdaki fazlalıklardan kurtuluyoruz, atıklardan kurtuluyoruz. Bunların hepsi boşaltıma girer.
Altıncı sorumuz. Organizmada yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına ne denir? Arkadaşlar bizler yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına metabolizma diyoruz. Metabolizma. Metabolizma da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Metabolizmadaki yapım olaylarına şöyle şuraya gelelim. Yapım olaylarına anabolizma. Anabolizma. Yıkım olaylarına da arkadaşlar katabolizma diyoruz. Katabolizma. Evet, yapım olaylarına anabolizma, yıkım olaylarına da katabolizma diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Basit moleküllerin birleşerek daha karmaşık moleküllerin sentezlendiği yapım tepkimelerine, bakın az önce söyledik değil mi? Yapım tepkimelerine biz ne diyoruz? Anabolizma. O zaman buraya ne yazacağız? Anabolizma diyeceğiz. Anabolizma. Büyük moleküllerin daha basit bileşikleri yıkıldığı kimyasal tepkimeleri, bakın burada yıkım diyor. Ona da ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki katabolizma diyoruz. Katabolizma. Zaten daha önce de yine açıklamıştım. Gelelim 9. sorumuza. Bir organizmanın yaşadığı çevrede hayatta kalma ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerin tamamına. Şimdi bakın, organizma eğer yaşadığı çevrede hayatta kalma şansını artırmak istiyorsa, üreme şansını artırmak istiyorsa oraya uyum sağlamak zorundadır. Biz bu olaya ne diyoruz? Adaptasyon. Adaptasyon ya da diğer bir adıyla uyum diyoruz arkadaşlar. Gelelim 10. sorumuza. Diyor ki canlılarda üreme nokta nokta ve nokta nokta olarak ikiye ayrılır. Arkadaşlar üremeyi biz ikiye ayırıyoruz. Nedir bunlar? Eşeysiz, eşeysiz ve eşeyli üreme. Eşeyli ve eşeysiz olarak biz üremeyi ikiye ayırıyoruz. 11. sorumuz. Su moleküllerini, bakın buraya kadar olan kısım canlıların ortak özellikleriyle ilgiliydi. Şimdi geldik inorganik bileşikler, organik bileşikler kısmına. Su moleküllerini bir arada tutan hidrojen bağlarının etkisiyle nokta nokta kuvveti oluşur. Arkadaşlar su moleküllerinin birbirine tutunmasıyla oluşan kuvvete biz ne diyoruz? Kohezyon kuvveti diyoruz. Kohezyon kuvveti. Hatta bu kuvvet sayesinde işte bitkilerde köklerden yapraklara kadar su taşınması gerçekleşiyor. Daha sonra arkadaşlar bu kohezyon kuvveti sayesinde bir yüzey gerilimi oluşuyor suyun yüzeyinde. Ve bu yüzey gerilimi sayesinde de bazı canlılar işte su yüzeyinde durabiliyorlar. Bazı böcekler mesela durabiliyorlar, yürüyebiliyorlar. Biz buna kohezyon kuvveti diyoruz. 12. sorumuz. Suyun başka moleküllere tutunmasını sağlayan kuvvete. Arkadaşlar mesela elinizde bir şişe varsa o şişeyi bir sallayın. Bakın suyun o şişenin dibine çökmesi olayı kohezyon kuvveti sayesinde olur. Yani su moleküllerinin birbirinden ayrılmaması kohezyon kuvvetiyle olur. Ama şişenin kenarlarında böyle su damlacıklarının yapışması veya yağmur yağdığında camlara su damlacıklarının yapışması adezyon kuvveti sayesinde olur. O zaman bu da neymiş? Adezyon. Adezyon kuvvetidir. Su moleküllerinin başka moleküllere tutunmasıdır adezyon kuvveti. 13. sorumuz. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu veren bileşiklere ne diyoruz arkadaşlar biz? Suda çözündüğünde hidrojen veriyorsa bu bileşiklere biz asit diyoruz. Suda çözündüğünde hidroksil iyonu veriyorsa buna da ne diyoruz? Baz diyoruz arkadaşlar. Cevabımız asit ve baz olacak. 14. soru. Organik bileşiklerin yapı taşına nokta nokta, bunların birleşmesiyle oluşan büyük yapılara da nokta nokta denir demişiz. Arkadaşlar organik bileşiklerin yapı taşına biz monomer diyoruz. Nedir monomerler? Mesela karbonhidratların monomeri glikozdur. Yağların monomerleri işte gliserol ve yağ asididir. Proteinlerin monomeri arkadaşlar nedir? Amino asittir. Nükleik asitlerin monomeri nedir? O da nükleotitlerdir. Peki bizim bu monomerler birleştiği zaman oluşan büyük yapılara ne diyoruz? Bakın çok anlamında polimer. Polimer büyük yapı demektir. İşte çok yapı demektir arkadaşlar. Polimer de büyük yapılara verilen isimdir. Gelelim 15. sorumuza. İki ya da daha fazla monomerin birleşerek su oluşturduğu tepkimelere bakın. Eğer iki monomer veya daha fazla monomer birleşerek su oluşturuyorsa, su oluşturma anlamında biz bu tepkimelere dehidrasyon tepkimesi diyoruz. Dehidrasyon. Zaten arkadaşlar hidrasyon su oluşturma anlamında kullanılıyor. O yüzden de dehidrasyon tepkimesi diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki besinlerin su ile parçalanmasına ne denir? Arkadaşlar besinlerin suyun çözücü özelliği kullanılarak
parçalanmasına biz hidroliz diyoruz. Bakın hidro su demek. Hidro su. Liz ise parçalama anlamında kullanılır. Dolayısıyla arkadaşlar hidroliz suyla parçalama olarak isimlendirilir. Gelelim 17. sorumuza. Karbonhidratların yapısında nokta nokta bağı bulunur demiş. Hangi bağ bulunuyor karbonhidratlarda? Bakın bizim şöyle söyleyeyim. 3 tane bağ bilmeniz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi glikozit bağı. Diğeri peptit bağı. Diğeri de arkadaşlar ester bağı. Karbonhidratların yapı taşı neydi? Karbonhidratların yapı taşı glikoz değil mi? O zaman karbonhidratlarda mantık olarak hangi bağ bulunur? Glikozit. Glikozit bağı. Yağlarda hangi bağ bulunacak? Bir sonraki sorularda çıkacak. Ester bağı. Proteinlerde de bakın baştaki P harfinden gelsin aklınıza. Peptit bağı bulunur. Tamam mı? Birazdan zaten dediğim gibi soruları gelecek. Karbonhidratlar şeker sayılarına göre 3'e ayrılır demiş. Peki biz yazalım şeker sayılarına göre. Neydi karbonhidratlar arkadaşlar? Monosakkaritler. Devamını yazmıyorum. Disakkaritler. Bir de polisakkaritler. Monosakkarit, disakkarit, polisakkarit. Zaten ben bunları size klasik sorularda sordum. Orada açıklayacağım. 19. sorumuz. Böceklerin dış iskeletini oluşturan polisakkarit nedir arkadaşlar? Böceklerin dış iskeletini oluşturan, hatta böyle çıt çıt diye ses çıkaran nedir? Kitindir. Kitin normalde saf haldeyken böyle deri gibi yumuşak bir yapıdır arkadaşlar. Hatta ameliyat ipliği yapımında kullanılıyor. Ama içerisine kalsiyum karbonat, yani bu kireç taşı dediğimiz yapı katıldığı zaman sertleşiyor ve böceklerin dış iskeletini oluşturuyor. Ayrıca kitin mantarlarda da hücre duvarının yapısına katılır. Onu da söylemiş olalım. Bitkilerin hücre duvarının yapısını oluşturan polisakkarit. Arkadaşlar bitkilerde hücre duvarının yapısına katılan polisakkaritimiz selülozdur. Selüloz. Hayvanlarda depo polisakkarit. Yani bizim hücrelerimizde depo edilen polisakkarit nedir? Glikojendir. Glikojen. Bitkilerde depo polisakkaritte arkadaşlar nişastadır. Nişasta. Bunları iyi bilmeniz lazım. Çünkü bunlar sorulma ihtimali yüksek olan kısımdır arkadaşlar. Bu polisakkaritlerin ne olduğunu iyi bilin. Gelelim 20. sorumuza. Yağlara geçtik. Yağların yapısında hangi bağ bulunuyor da az önce söylemiştim. Yağların yapısında ester bağı bulunur. Yağların yapı taşı nedir arkadaşlar? Yağların yapı taşı yani monomeri, gliserol, gliserol ve yağ asidi. Kısaca YA olarak yazdım. Gliserol ve yağ asidi yağların yapı taşıdır. Hayvanlarda hücre zarının yapısına katılan steroid. Şimdi biz yağları 3'e ayırıyoruz. Nedir bunlar? Trigliseritler yani nötral yağlar, fosfolipitler, bir de arkadaşlar steroidler. Steroidlerden önemli olan bir steroid vardır ki bu kolesterol. Hayvanlarda hücre zarının yapısına katılıyor ve akışkanlığı ayarlıyor arkadaşlar. Eğer kolesterol miktarı artarsa hücre zarının akışkanlığı azalacak ve katılaşmasına sebep olacak. Hatta kolesterol fazla tüketilirse damar tıkanıklığına da sebep olur. Kolesterol oldukça önemli bir steroiddir. 23. sorumuz. Hücre zarına yapısını oluşturan yağ çeşidi neydi arkadaşlar? Hücre zarına yapısını oluşturan yağ çeşidi fosfolipittir. Fosfolipit. Gelelim 24. sorumuza. Proteinlerin yapı taşı. Proteinlerin yapı taşına ne demiştik? Biz amino asit dedik değil mi? Amino asit dedik. Proteinlerin yapısında hangi bağ bulunuyor peki? P harfinden gelecek aklınıza. Peptit bağı bulunuyor. Canlı vücudunda üretilemeyip dışarıdan hazır alınan amino asitlere. Arkadaşlar şimdi doğada 20 çeşit amino asit var. Bu 20 çeşit amino asitten 12 tanesini üretebiliyoruz. 8 tanesini ise dışarıdan hazır almak zorunda kalıyoruz. Çünkü üretemiyoruz. Peki bu dışarıdan hazır aldığımız bu 8 amino asite biz ne diyoruz? Temel amino asit ya da diğer bir adıyla esansiyel amino asit. Mutlaka gerekli. Bizim bunu mutlaka dışarıdan almamız gerekiyor arkadaşlar. Peki biz bunu nasıl alıyoruz esansiyel amino asitleri? Yediğimiz besinlerle alıyoruz. Proteini mesela diyelim ki et yediniz. Etin içerisindeki protein parçalanıyor. İçerisindeki amino asitler açığa çıkıyor ve hücrelere gidiyor kan yoluyla. Eğer hücreler bu amino asitlere ihtiyacı varsa alıyorlar arkadaşlar ve yeni bir protein üretiyorlar. Bu şekilde biz dışarıdan bu 8 tane esansiyel olan amino asiti almış oluyoruz. Sadece et yediğiniz zaman değil, bitkileri tükettiğiniz zaman veya başka yiyecekler tükettiğiniz zaman da bu amino asitleri vücudumuza alabiliriz. Gelelim diğer sorumuza. Canlı vücudunda üretilemeyip
pardon onu okumuştum. 27. soru. Proteinlerin yapısı yüksek sıcaklık, pH gibi durumlardan etkilenir. Bu olaya ne diyoruz arkadaşlar? Biz proteinlerin yapısının bozulması olayına denatürasyon diyoruz. Denatürasyon. Yapısının bozulması olayına. Peki yapısı bozulan proteinin eski haline gelmesine ne diyoruz? Ona da renatürasyon diyoruz. Renatürasyon. Denatürasyon yapısının bozulması. Eski haline gelebilmesine de renatürasyon diyoruz. Tabii ki bazı proteinler eski haline dönebilir, bazıları dönmeyebilir arkadaşlar. Ama dönerse de ne dedik? Renatürasyon dedik. 29. soru. Enzimlere geldik bu sefer de. Enzimler girdikleri tepkimelerin nokta nokta enerjisini düşürürler. Neyi düşürüyorlar arkadaşlar? Aktivasyon enerjisini. Aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimenin hızlanmasını sağlıyorlar. Ayrıca tepkime sırasında enerji miktarını, harcanan enerji miktarını da minimuma indirmiş oluyorlar. Enzimlerin etki ettikleri maddelere ne denir arkadaşlar? Tabii ki ne diyoruz? Substrat diyoruz. Enzimlerin etki ettiği maddelere substrat diyoruz. Gelelim 31. sorumuza. Suda çözünen vitaminler hangileridir suda çözünen vitaminler arkadaşlar? Hangi vitaminlerdi? B ve C vitaminleri. Yağda çözünen vitaminleri de ADEK diyoruz değil mi? Direkt A, D, E, K vitaminleridir. Bunlar da yağda çözünen vitaminlerimiz. Nükleik asitlerin yapı taşını sormuş. Nükleik asitlerin yapı taşı arkadaşlar neydi? Nükleik asitlerin yapı taşı nükleotit. Nükleotit. Diyor ki nükleotidin yapısında neler bulunur? Arkadaşlar nükleotidin yapısında 3 tane yapı vardır. Bunlardan bir tanesi baz, azotlu organik bazdır. Bir diğeri 5 karbonlu şekerdir. Bir diğeri de arkadaşlar fosfat grubudur. Fosfat grubu. Zaten klasik sorularda sordum. Nükleotidin yapısını anlatacağım size. Baz, şeker ve fosfat bulunur. Sadece DNA'da bulunan baz nokta nokta nedir arkadaşlar? Sadece DNA'da bulunan baz. Bu arada 4 tane baz vardır. Nedir bu? Pardon 5 tane. Adenin, timin, guanin, sitozin ve urasil. Adenin, guanin ve sitozin hem DNA'da hem de RNA'da bulunuyor. Timin arkadaşlar sadece DNA'da bulunur. O zaman buraya timin yazacağız. Urasil ise sadece RNA'da bulunur. O zaman buraya da ne yazacağız? Urasil yazacağız. 35. sorumuz diyor ki RNA çeşitleri nelerdir? Arkadaşlar RNA'nın 3 tane çeşidi vardır. Bunlardan bir tanesi mesajcı RNA, mRNA olarak gösteriliyor. Diğeri ribozomun yapısına katılan ribozomal RNA. Bir diğeri de amino asit taşıyan taşıyıcı RNA yani tRNA'dır. Mesajcı RNA da şifre alır arkadaşlar. Bu protein sentezi ile ilgili bir konu 12. sınıf konusudur. Çok detayına girmiyorum. 36. sorumuz. Yapısında hidrojen bağı bulunan tek RNA çeşidi hangisidir diye sormuş. Şimdi normalde hidrojen bağları DNA'da var. Çünkü DNA çift tiplikli. Çift tiplikli olduğu için bu zincirler bir araya gelirken hidrojen bağları kuruluyor. RNA ise arkadaşlar tek zincirlidir, tek ipliklidir. Tek iplik olduğu için hidrojen bağı yok. Ama bir RNA çeşidi hariç. Bu hangi RNA'dır? Taşıyıcı RNA. Cevabımız taşıyıcı RNA olacak. Peki nasıl oluyor da taşıyıcı RNA'da hidrojen bağı oluyor? Arkadaşlar taşıyıcı RNA zincir olarak sentezlendikten sonra şöyle bir yapı halini alması lazım aktif hale gelmesi için. Böyle dört yapraklı yoncaya benziyor yapı olarak. Bu yüzden de bu zincirler bir araya gelirken şunların birbirine tutunması lazım. Bu aralarda hidrojen bağı kurulur arkadaşlar. Bu yüzden de taşıyıcı RNA'da hidrojen bağı vardır diyoruz. 37. sorumuz. ATP'nin üretilmesi olayına biz ne diyoruz? Arkadaşlar ATP'nin üretilmesi olayına fosforilasyon. Neden fosforilasyon diyoruz? Çünkü ATP üretilirken ADP'nin yapısına artı bir tane fosfat katılır ve ATP oluşur. Bu yüzden de arkadaşlar fosforilasyon demek yani fosfat katılması demektir. Tüketilmesine de biz defosforilasyon diyoruz. Yani fosforilasyonun tam tersi defosforilasyon. Peki neden defosforilasyon? Çünkü ATP tüketilirken yapısındaki fosfat ayrılır ve ADP'ye dönüşür arkadaşlar. Bu yüzden de defosforilasyon olayı diyoruz. Böylece boşluk doldurma sorularımız bitti. Şimdi klasik sorularımıza geçelim. Evet, klasik soruları şöyle kenarda küçültüyorum. Hemen yanına cevaplarını yazacağım. Diyor ki suyun özelliklerinden 5 tane yazınız.
Şimdi bu suyun özellikleri arkadaşlar yine ilk sınavınız olduğu için sorulma ihtimali var. Yani sorulabilir. O yüzden 5 tanesini bilin. Nedir bu suyun özellikleri? Dediğim gibi elimle yazdığım için hani kalemle falan yazmadığım için yazım biraz çirkin olabilir ama zaten söylüyorum ya, ben söylerken siz de yazın ya da yazdıklarınızı kontrol edin. Nedir? Birinci özelliği arkadaşlar, çok iyi bir çözücüdür, değil mi? Bütün kimyasal, hemen hemen bütün kimyasal tepkimeler su içerisinde gerçekleşir ve çok iyi bir çözücüdür arkadaşlar. İkincisi, kohezyon kuvveti sayesinde ne yapıyor? İşte bitkilerde suyun taşınmasını sağlıyor. Kohezyon ve adezyon kuvveti, tabii ikisi birlikte. Kohezyon ve adezyon kuvveti sayesinde suyun taşınmasını sağlıyor. Yine suyun arkadaşlar katı halinin yoğunluğu daha azdır. Şimdi katı halinin yoğunluğu daha az olması neye sebep olur? Bu şuna sebep oluyor. Canlıların su içerisinde yaşamasına. Şöyle düşünün, bakın. Şurası bir göl ya da deniz olduğunu, göl olduğunu düşünün mesela. Göller genellikle donar. Hatta Çıldır Gölü olsun. Çıldır Gölü. Bu Ardahan'da bulunuyor, çok donuyor ya hani. Arkadaşlar, Çıldır Gölü'nün içerisi su dolu. Şimdi burada donmaya başladığı zaman su yüzeyden donmaya başlıyor. Yani şu kısmı donuyor. Peki aşağıdaki kısım sıvı halde mi? Sıvı halde. Burada neler var? Burada balıklar var, değil mi? Veya başka canlılar var. Mesela yine su altı bitkileri olabilir. Su yüzeyden donduğu için arkadaşlar dibinde yaşayan, yani alt tarafta yaşayan canlıların hem soğuktan korunmasını sağlıyor. Çünkü soğuk havayla teması kesmiş oluyor burada. Hem de işte dip taraftan donmayarak oradaki canlıların yaşamasını sağlamış oluyor. O yüzden suyun bu özelliği çok çok önemli bir özelliktir. Su yüzeyden donmaya başlar diyeceğiz. Tamam mı? Bir diğer özelliği bu dedik. Daha sonra gelelim suyun dördüncü özelliğine. Arkadaşlar, suyun özgül ısısı çok yüksektir. Öz ısısı çok yüksek. Peki bu ne işe yarayacak? Bir de öz ısı ne demek, onu söyleyeyim. Diyelim ki elimizde 1 gram su var. Ve bu 1 gram su 26 derece. Ben bu 1 gram suyun derecesini 26'dan 27'ye çıkarmak için bir enerji harcayacağım mı? Harcayacağım. İşte burada harcadığım enerjiyi arkadaşlar biz ne diyoruz? Öz ısı diyoruz. Öz ısısının çok yüksek olması, yani derecesini yükseltmek için gereken enerjinin çok yüksek olması yine canlılar için büyük fayda sağlıyor. Nedir bu? Mesela bizlerde vücut sıcaklığının hemen yükselmesi engellenmiş oluyor. Daha sonra arkadaşlar işte denizler, göller geç ısınıp geç soğuyorlar. Bu da yine içerisinde yaşayan canlıların yaşamasına olanak sağlıyor. Bu yüzden de öz ısısının yüksek olması bizim için oldukça faydalıdır. Bir diğer özelliğine geldiğimiz zaman, sudaki yüzey gerilimini zaten söylemiştim, değil mi? Yüzey gerilimi, adezyon ve kohezyon, özellikle kohezyon kuvveti sayesinde suyun yüzeyinde bir gerilim oluşuyor. Yani yine şunu göl düşünün. Suyun yüzeyinde oluşan gerilim sayesinde bir böcek arkadaşlar bu suyun üstünde veya bir kuş olduğunu, hafif bir kuş olduğunu düşünün. Suyun üzerinde durarak beslenmesini sağlayabiliyor. Mesela suyun içerisinde böyle bizim görmediğimiz mikroskobik canlılar vardır. Böcekler bunu görerek arkadaşlar beslenmelerini sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla yine canlılar için büyük fayda sağlıyor. Evet, su ile ilgili 5 tane özelliğimizi söyledik. Şu an aklıma başka gelmiyor ama suyun başka bir özelliği, bir düşüneyim tekrardan. Başka bir özelliği şu an aklıma gelmiyor arkadaşlar. Siz de yine kitaplarınızdan bakarsınız. Zaten 5 tane özellik de buraya yazdık. Şimdi şurayı sileyim. İkinci sorumuzu da, zaten ikinci soru üstündeymiş. Şöyle yine sileyim ben. Diyor ki aşağıda görevleri verilen elementleri yazınız. Yani element derken arkadaşlar aslında bize ne diyor? Mineral diyor. Şimdi biz mineralleri inorganik bileşik olarak biliyoruz, değil mi? İnorganik bileşikler hiçbir canlı tarafından üretilemeyen, dışarıdan hazır alınmak zorunda olan bileşiklerdir. Bunlar nedir? Su, asit, baz, tuzlar ve mineraller. Mineraller bizim için önemli çünkü yaklaşık 25 tane mineral arkadaşlar bizim vücudumuzda, yani canlı vücudumda kullanılır. Canlı vücudu derken bir bakteriyi de düşünüyorsunuz, kendinizi de düşünüyorsunuz. Şimdi bu minerallerin bazı özellikleri vardır. Özellikle insanlar için tabii ki biz burada özelliklerini yazdık. Ne işe yarıyorlar, buna bakalım. Bu arada mineral dediğimiz nedir? Hani periyodik tablo var ya, kimyadaki periyodik tablo. Tablo demişim, periyodik tablo. Arkadaşlar burada
periyodik tabloda bulunan ve canlı vücudunda kullanılan biz elementlere biz mineral diyoruz. Tamam, canlılarda kullanıyorsa mineral diyoruz. Bakalım diyor ki nükleik asitlerin ATP ve hücre zarının yapısına katılır. Şimdi burada aklınıza birçok element gelebilir ama özellikle şuradaki ATP'den arkadaşlar bunun fosfat olduğunu, fosfor olduğunu aklınıza gelsin. T olarak zaten gösteriyoruz. Direkt kısa isimlerini yazacağım. Sembollerini. Kemik ve dişlerin yapısına katılır. Zaten kemik ve diş diyorsak aklınıza ne gelecek? Kalsiyum gelecek. Al yuvarlarda bulunan hemoglobinin yapısına katılır. Hemoglobin arkadaşlar bizim kanımızda bulunan al yuvarlarda vardır ve kanımızda oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlar. Bunun yapısında da demir elementi vardır. Bu yüzden mesela kanın pas kokmasının sebebi. Çünkü kan diyelim ki hani kurban bayramlarında falan denk gelirsiniz. Böyle bir kan birikintisi bir yerde varsa oranın böyle çok pas koktuğunu hissedersiniz. Hani alırsınız kokusunu. Bunun sebebi kanın içerisindeki demir oksijenle temas ettiği zaman paslanıyor ve pas kokusu oluşturuyor arkadaşlar. Kanın pas kokmasının sebebi budur. Troksin hormonunun yapısına katılır. Arkadaşlar bu hormonun yapısına katılan hangi elementtir? İyot, I harfiyle gösteriliyor zaten iyot. Mide öz suyunun yapısına katılır. Arkadaşlar mide öz suyunun yapısını oluşturan, yanlış yazdım bir dakika. Mide öz suyunun yapısını oluşturan hidroklorik asittir. Hidroklorik asitten burada kloru sormuş zaten. Direkt klor olarak yazabiliriz. Cl olarak da sembolünü söyledik. Evet. Gelelim 3. sorumuza. Diyor ki monosakkarit, disakkarit ve polisakkaritlerden kısaca bahsediniz. Hemen bahsedelim şurada. Şurayı güzelce bir temizleyeyim. Evet. Şimdi temizledik. Arkadaşlar diyor ki monosakkarit, disakkarit, polisakkarit. Öncelikle monosakkaritlerden başlayalım. Şimdi monosakkaritleri biz karbon sayılarına göre 3'e ayırıyoruz. 3 karbonlu olanlar, 5 karbonlu olanlar ve 6 karbonlu olanlar. Burada 3 karbonlular bizi ilgilendirmiyor. Bunlar zaten müfredatta yok. Burada bizi ilgilendiren 5 karbonlu ve 6 karbonlu olanlar nedir bunlar? 5 karbonlu olanlar riboz ve deoksiriboz. Deoksiriboz. Arkadaşlar bunlar yapıya katılırlar. Riboz RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılır. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısına katılır ki zaten isim olarak söylediğiniz zaman da yapısına bunun katıldığını anlarız. Mesela RNA'yı ribonükleik asit çünkü ribozdan geliyor. DNA'ya da deoksiribonükleik asit deoksiribozdan geliyor. Tamam, yapıya katıldıklarını bilin yeterli. Deoksiribozun ribozdan farkı şu, bir tane oksijen atomu eksik olduğu için deoksiriboz olarak isimlendirilmiş. Zaten buradaki deoksi demek oksijeni eksik anlamındadır. O yüzden de deoksiriboz diyoruz. Şimdi gelelim 6 karbonlu olanlara. 6 karbonlu olanlar 3 tanedir. Nedir bunlar? Glikoz, fruktoz ve galaktoz. Arkadaşlar glikoz en çok karşımıza çıkacak olan ve birçok polisakkaritin, disakkaritin yapısına katılan moleküldür. Arkadaşlar glikoz kan şekeri veya üzüm şekeri olarak bilinir. Kanımızda şekerin ayarlanmasından sorumludur. Hani yediğimiz yiyeceklerde falan da çokça karşımıza çıkıyor değil mi? Glikoz şurubudur işte, glikoz şekeridir gibisinden. Glikoz böyle çok karşımıza çıkan bir molekül. Özellikle kan şekerini oluşturduğunu bilin glikozun. Fruktoza gelelim. Fruktoz meyve şekeridir arkadaşlar. Meyvelerde çok fazla bulunduğu için zaten bu şekilde isimlendirilmiştir. Meyve şekeri olarak bilinir. Galaktoz ise süt şekeri olarak bilinir. Şimdi aslında galaktoz meyvelerde de vardır, yani bitkilerde de var. Ama daha fazla sütte bulunduğu için, yani sütteki oranı daha fazla olduğu için o yüzden süt şekeri olarak isimlendiriliyor. Onu da söylemiş olalım. Normalde bitkilerde de vardır galaktoz. Ama dediğim gibi hayvanların sütünde daha fazla bulunduğu için süt şekeri olarak isimlendiriliyor. Evet, monosakkaritlerimiz bu şekilde. Gelelim bu arada monosakkaritlerle ilgili şunu da söyleyeyim. Monosakkaritler monomerdirler. Yani hücre zarından kolaylıkla geçebilirler. 6 karbonlu olanlar arkadaşlar polisakkaritleri ve disakkaritleri oluştururlar. 5 karbonlu olanlar ise yapıya katılırlar. 6 karbonlu olanları biz enerji üretiminde kullanabiliriz. Yani glikozu parçalarız, enerji üretiriz. Veya galaktozu ilk önce glikoza dönüştürür, sonra enerji üretiriz. Ama riboz ve deoksiribozdan enerji üretemiyoruz. Çünkü bunlar sadece yapıya katılıyorlar. Bunlar daha fazla parçalanamazlar hücresel solunum haricinde. En küçük
yapılardır arkadaşlar. Organik bileşik olarak ve hücre zarından kolaylıkla geçerler. Sindirilmeden geçerler. Onu da söylemiş olalım. Evet. Monosakkaritler bittikten sonra gelelim disakkaritlere. Şöyle yine temizliyorum burayı. Arkadaşlar disakkaritlerde bakın D2 demek. Şimdi mono 1 demekti. D2 demek. Bu arada 5'i 6'ya kadar bilseniz iyi olur arkadaşlar bu Latince sayıları. Neydi Latince sayılarımız? Mono, di, tri, tetra, tetra, penta, heksa. 6'ya kadar bilmeniz yeterli. Mono 1 demek, di 2 demek, tri 3, tetra 4, penta 5, heksa da 6. Bir de poli var. Poli de çok demektir arkadaşlar. Bu kadarını bilmeniz yeterlidir. Biyolojide karşınıza çıkacaklar. Bunlardır zaten. Şimdi D2 olduğuna göre iki şekerin bir araya gelmesiyle oluşan bir yapıdır disakkaritler. Peki bunlar nasıl bir araya geliyorlar? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar disakkaritlerin bir kere hepsinin yapısında mutlaka glikoz var. O yüzden hepsine glikozu yazıyorum. 3 tane bilmemiz gereken disakkarit vardır. Glikoz yazdım. Şimdi bakın bunu ben size kısa yoldan şöyle öğretmek istiyorum. Şimdi hepsine glikoz yazdık ya. Biz monosakkaritlerin altı karbonlu olanları nasıl sıraladık? Glikoz, fruktoz, galaktoz. Ezberlerken de bu şekilde ezberleyin. Glikoz, fruktoz, galaktoz. Ben şimdi sırasıyla yazıyorum buraya bakın. Glikoz, fruktoz ve galaktoz. Galaktoz. Bunlar birleşiyorlar ve disakkaritleri oluşturuyorlar. Arkadaşlar glikozla glikoz birleşerek neyi oluşturuyor? Maltoz artı bir de su oluşturuyor. Artı su. Glikozla fruktoz birleşerek sükroz, diğer bir ismiyle sakkaroz da denilebilir. Sükroz artı su oluşturuyor. Glikoz ve galaktoz birleşerek laktoz. Bakın galaktoz, laktoz. Tamam mı? Oradan gelsin. Laktoz artı su oluşturuyor arkadaşlar. Bunu da şöyle maltoz, sükroz, laktoz, maltoz, sükroz, laktoz veya şöyle de ezberleyebilirsiniz. Bakın zaten hepsinin yapısında glikoz var. Bunu bir kere saymıyorum. Bizim için önemli olan şu kısım, ikinci kısım. Şöyle, şu kırmızıyla yapalım. Bakın Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi geçmesi masal. Bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Tabii ben de bir Galatasaraylıyım. O yüzden bunu böyle sadece ders için söylüyorum. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi geçmesi masal dedik değil mi? Masal. Burada glikozun karşısına maltoz, fruktozun karşısına sükroz, galaktozun karşısına da laktoz deyip bu şekilde arkadaşlar disakkaritleri ezberleyebilirsiniz. Aklınızda tutabilirsiniz. Nasıl sorulabilir size? Şöyle sorulabilir. Mesela her birine bir tane işaret verir. İşareti şöyle düzgün yapalım. Yeşille yapalım. Mesela glikoza yıldız koyar. Fruktoza üçgen koyar. Galaktoza arkadaşlar kare koyar. Ondan sonra maltoz, sükroz, laktoza da birer tane işaret koyar. Şimdi bakın iki glikozun yan yana geldiğinde maltoz oluştuğunu nereden anlıyorum? İkisi de yıldız. O zaman ikisi de aynı molekül. O zaman ikisi de nedir? Glikoz. O zaman ben burada yıldızın glikoz olduğunu anladım. Zaten hepsinin yapısına katıldığı için de yine yıldızın glikoz olduğunu anlamış olurum. Burada iş olan fruktoz ve galaktozu bilmektir. Eğer size burada maltoz, sükroz ve laktozu vermemişse, karşısına X, Y, Z gibi harfler yazmışsa veya yine şekil koymuşsa, burada bunun karşısına sükroz da yazabilirsiniz, laktoz da yazabilirsiniz. Yani soruları çözerken buna bağlı olarak ikisini birlikte olduğunu düşünerek çözün. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Gelelim şimdi polisakkaritlere. Bizim için önemli olan bir diğer molekülümüz de tabii ki polisakkaritlerdir. Çünkü polisakkaritlerin sorulma ihtimali biraz daha yüksek arkadaşlar. Polisakkaritler daha çok soruluyor. Şimdi polisakkaritler, biz ikiye ayırıyoruz polisakkaritleri ilk önce. Birincisi yapısal olanlar, diğeri de deposal olanlar. Yani bir yapıya katılanlar vardır, bir de depo olarak kullanılanlar vardır. Yapıya katılanlar da kendi içinde ikiye ayrılır. Arkadaşlar birisi selülozdur, selüloz, diğeri de kitindir. Kitin. Deposal olanlar da ikiye ayrılır. Biri nişastadır, nişasta, diğeri de arkadaşlar glikojendir. Glikojen. Dediğim gibi parmağımla yazıyorum, tekrardan kusura bakmayın. Kötü yazıyorum çünkü.
Selüloz arkadaşlar bitkilerde hücre duvarının yapısına katılan bir moleküldür. Bunu bilmeniz yeterlidir. Bitkilerde hücre duvarının yapısına katılır. İnsanlarda selülozu sindiren enzim bulunmaz. Yani bizlerde selülozu sindiren enzim yoktur. Bu yüzden de bizim bağırsaklarımızda selüloz sindirilmez. Sindirilmediği için veya işte bağırsaklarımızda bulunan bazı bakteriler tarafından sindirilebiliyor. Çok az sindirildiği için diyetlerde kullanılıyor arkadaşlar. Mesela karnınız doydu gibi bir de ne yapmış oluyorsunuz? Selülozu parçalamadan dışarı attığımız için kendi vücudumuza şeker yüklememiş oluyoruz. O yüzden de bitkisel kaynaklı diyetler çok daha öneriliyor arkadaşlar. Hem bağırsaklarımız çalışmış oluyor, karnımız doyuruyoruz, doygunluk hissi geliyor. Hem de selüloz sindirilmediği için vücudumuza şeker almamış oluyoruz. Kitine geldiğimiz zaman kitin de böceklerin dış iskeletini oluşturuyor. Böceklerin, mantarların da hücre duvarının yapısına katılıyor. Ayrıca kitinin yapısında arkadaşlar karbon, hidrojen ve oksijen haricinde bir de ne var? Azot var. Bunu da söylemiş olalım. Yapısında azot bulunan tek karbonhidrat kitindir. Bunu da yine söylemiş olalım. Gelelim deposal olanlara. Şimdi bizler şekeri çok fazla yüklediğimiz zaman yani glikozu çok fazla aldığımız zaman hem bitkilerde hem bizlerde hem diğer canlılarda fazlası depo edilmek zorunda glikozun. Peki nasıl depo ediyoruz bunu? Bitkiler arkadaşlar glikozun fazlasını nişasta olarak depo ediyorlar. O zaman bu kimdeymiş? Bitkilerde. Hayvanlar ise glikozun fazlasını glikojen olarak karaciğerde depo ediyorlar veya çizgili kaslarında depo ediyorlar. İşte deposal olanlar da bu şekildedir. Nişastanın bitkisel, glikojenin de hayvansal olduğunu bilmeniz yeterlidir. Ayrıca hangisi yapısal, hangisi deposal bunu da bilmeniz lazım. Yapısında azot bulunan tek karbonhidratın kitin olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Evet, gelelim diğer sorumuza. Dördüncü sorumuz. Yine şurayı şöyle temizleyelim. Hemen durdurayım videoyu. Evet, burayı sildim arkadaşlar, geldim. Diyor ki doymuş ve doymamış yağların özelliklerini yazınız. Arkadaşlar biz yağları, nötral yağları daha doğrusu. Şimdi yağları ilk önce kendi içinde 3 ayırdık ya. Neydi bunlar? Trigliseritler, fosfolipitler, bir de steroidler. Şimdi bunların içerisinde trigliseritler bizim için önemli. Çünkü vücudumuzda enerji deposu olarak kullandığımız trigliseritlerdir. Fosfolipitler hücre zarının yapısına katılır. Steroidlerde arkadaşlar çeşitli görevleri vardır. Hormonların yapısına, vitaminlerin yapısına katılıyor. Ya da işte bizim hücre zarımızda kolesterol gibi hücre zarının yapısına katılıyor. Ama trigliseritleri kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Nedir bunlar peki? Arkadaşlar doymuş yağlar, doymuş bir de doymamış yağlar. Doymuş ve doymamış yağlar bizim için önemli. Neden önemli? Şimdi eğer ki yapısında doymuş yağ asidi varsa biz buna doymuş yağ, doymamış yağ asidi varsa da doymamış yağ diyoruz. Peki doymuş ve doymamış yağlar neye göre isimlendiriliyor, neye göre yapılıyor? Arkadaşlar diyelim ki şöyle bir karbon iskeletimiz var. Zaten yağ asitleri karbon iskeletinden oluşuyor, böyle uzun zincirli. Şöyle 4 karbonlu bir iskelet düşünün. Şimdi karbon kendini kararlı hale getirebilmek için 4 tane bağ yapmak zorunda. Buradaki karbonlar ne yapıyor? Kendilerini kararlı hale getirebilmek için şöyle 4 tane bağ yapıyorlar arkadaşlar. Ve bu yapılara da, bu bağlara da hidrojen katılıyor. Hidrojen. Tabii oksijen de katılıyor. OH olarak da katılıyor. Şöyle şuraya OH yazayım. Doğru olsun. Şöyle hidrojen katıldı. Arkadaşlar böyle yapısında hidrojen sayısı fazla olan yağ asitlerine biz doymuş yağ asidi diyoruz. Ve bunların karbonları arasında tek bağ vardır. Hidrojene doydukları için de doymuş yağ asidi dedik. Doymuş yağ asitleri doymuş yağların yapısına katılıyor. Peki ben şöyle bir şey yapsam. Şuradaki hidrojeni silsem. Bakın. Şu ikinci olan karbonun kaç bağı oldu? 1, 2, 3. Bunu kendini 4'e tamamlamak isteyecek. Ne yapıyor? Hemen gidiyor şuradaki karbonla ikili bağ yapıyor. O zaman şuradaki karbonu sayıyorum. Bakın kaç tane bağı oldu? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman ne yapmam lazım? Bundan birini silmem lazım. Çünkü 4 bağ yapması gerekiyordu. Şurayı sildim.
Bakın hidrojen sayısı eksildi mi? Eksildi. Karbonlar arasında çift bağ oluştu mu? Oluştu. İşte biz bu yasine de doymamış yasi diyoruz. Çünkü hidrojen sayısı az. Hidrojen sayısı bakımından eksik olan karbonlar arasında çift bağ içeren yağ asitlerine doymamış yağ asitleri diyoruz. Bunlar da doymamış yağların yapısına katılıyor. Doymuş ve doymamış yağ asitlerini bu şekilde açıkladık. Şimdi gelelim doymuş ve doymamış yağların özelliklerine. Şimdi bir kere doymuş yağlarda doymuş yağ asitleri var. Bunu artık daha söylemiyorum. Arkadaşlar bunlar oda sıcaklığında katı olan yağlardır. Doymuş yağlar. Doymuş yağlar hayvansal yağlardır. Hayvansal yağlardır. Mesela örnek verelim. Tereyağı. Tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı. Bunlar nedir? Doymuş yağlardır. Hayvansal yağlar. Doymamış yağlara baktığımız zaman ise bunlar oda sıcaklığında sıvı yağlardır arkadaşlar. Bunlar bitkiseldir. Zaten anlıyoruz değil mi? Sıvı yağların bitkisel olduğunu biliyoruz. Bir de örnek de verelim. Mesela ayçiçek yağı, mısır yağı, ceviz yağı, fındık yağı gibi bir sürü yağ çeşidimiz var. Doymamış yağlarda. Özellikle zeytinyağda zaten faydalı olduğunu biliyoruz. Bir de margarinler vardır. Margarin. Diğer bir adıyla trans yağlar vardır. Trans yağlar. Sadece margarinler değildir trans yağ arkadaşlar. Bizim evde yaptığımız kızartma yağları da yine trans yağ grubuna bir süre sonra giriyor. Çünkü eğer üst üste kızartma yaparsak onların da yapısı bozuluyor ve trans yağ grubuna giriyor. Peki margarinler nasıl üretiliyor? Margarinleri biliyoruz değil mi? Katı yağlar. Normalde margarinler nedir? Bitkiseldir. Bitkisel yağların oda sıcaklığında sıvı olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. İşte bu bitkisel yağlar alınıyor. Fabrikalarda işte üretildikleri yerlerde işleniyor arkadaşlar. Karbonlar arasındaki çift bağlar kırılıyor. Onun yerine hidrojen bağlanıyor. Bu sayede yağ katı hale geliyor ve margarinler oluşturuluyor. Bitkisel yağlardan üretildiği için daha ucuz oluyor. Tereyağına işte doymuş yağlara göre. Ve arkadaşlar İşlem gördüğü için de zararlı oluyor. Mesela işte reklamlarda görürsünüz. Hani markada vereyim bir şey olmaz. İşte Besseldir, Luna'dır bilmem nedir falan. İşte kalbinize dost most derler. Halbuki yalan veya trans yağ içermez derler. Yalan çünkü zaten kendisi trans yağ. O yüzden de bu tür reklamlara da inanmıyorsunuz. Tabii insanlar ürünlerini satmak için her şeyi yapıyorlar ama margarinlerden uzak durmamız gerekiyor. Özellikle pastadır, poğaçadır bunların içerisine katıyoruz. Tabii ki ben de katıyorum ama yine de uzak dursak daha iyi olur. Evet, bunu da açıklamış olduk. Gelelim 5. sorumuza. Diyor ki karbonhidrat yağ ve proteinlerle ilgili aşağıdaki karşılaştırmaları yapınız. Evet, bu karşılaştırmalar da karşınıza çıkabilir. Yapalım. Yapıya katılma sırası. Arkadaşlar bu üçü içerisinde yapıya en fazla katılan proteindir. Sonra yağlardır. En az yapıya katılan ise karbonhidratlardır. Enerjide kullanım sırası karbonhidratlar, sonra yağlar, sonra ise proteinlerdir arkadaşlar. Neden proteinleri enerji sırasında en sonda kullanıyoruz? Çünkü proteinler yapıya katıldıkları için, yapıya çok fazla katıldıkları için eğer onları kullanırsak yapımız bozulur. Ve hücrelerin ölümüne sebep olabilir. O yüzden de enerjiyi de en sonda kullanıyoruz. Enerji verme sırasına baktığımızda yani 1 gram diyelim ki karbonhidrat mı daha fazla enerji verir, yağ mı daha fazla enerji verir? Buna baktığımız zaman en fazla enerjiyi yağ verir, sonra protein verir, en az ise karbonhidrat verir. Peki madem en az karbonhidrat yağ veriyor, biz neden ilk önce karbonhidratı kullanıyoruz? Çünkü karbonhidratın parçalanması daha kolay. Parçalanması için gerekli olan oksijen daha azdır arkadaşlar. Bu yüzden de en fazla yani en önce karbonhidratı kullanıyoruz. Yağların parçalanması için çok fazla oksijene ihtiyaç vardır. Bu yüzden hani sporda falan yağ yakımı için çok egzersiz yapmanız gerekiyor. Yani hani kalori harcayabilmeniz için çok fazla egzersiz yapmanız lazım. Ya da besin olarak besinleri az tüketmeniz lazım ki yağlardan kilo kaybedebilirsiniz. Gelelim 6. sorumuza. Diyor ki bileşik enzimlerin yapısını anlatınız. Hemen anlatalım. Yine ben şuraya bir temizleyeyim geleyim. Evet şimdi bileşik enzimin yapısına baktığımız zaman arkadaşlar bir kere enzimlerin yapısında ne vardır? Protein. Protein artı bileşik enzimin yapısında bir de yardımcı kısım vardır. Yardımcı kısım. Protein kısım bütün enzimlerde ortaktır ama yardımcı kısmı sadece bileşik enzimlerde vardır. Protein kısmı biz apoenzim diyoruz. Apoenzim. Arkadaşlar protein olan kısım DNA'daki şifrelere göre sentezlendiği için her enzimde farklı olabilir. Dolayısıyla her farklı enzimin apoenzim kısmı farklıdır. Onu da söylemiş olalım. Gelelim yardımcı kısma.
Yardımcı kısma baktığımız zaman biz yardımcı kısmı iki şekilde yapıya katabiliyoruz. Ya organik bir madde gelip yardımcı kısım olarak bağlanıyor ya da inorganik bir madde gelip bağlanıyor. Organik madde olarak arkadaşlar vitaminler bağlanır, vitamin. İnorganik madde olarak ise mineraller bağlanır. Eğer bir vitamin yani organik madde gelip yapıya bağlanırsa biz bu organik yapıya koenzim diyoruz. Koenzim. Eğer ki inorganik bir madde gelip bağlanırsa arkadaşlar buna da ne diyoruz? Kofaktör diyoruz. Protein artı yardımcı kısmın bulunduğu enzime biz bileşik enzim ya da holoenzim ya da arkadaşlar tam enzim diyoruz. Bileşik enzim, holoenzim ya da tam enzim diyoruz. Unutmayın protein olan kısma apoenzim, yardımcı olan kısımda eğer organik madde gelip bağlanıyorsa koenzim, inorganik madde gelip bağlanıyorsa da kofaktör ismini veriyoruz. İşte bileşik enzimimizin yapısı bu şekildedir. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diğer soruda diyor ki enzimlerin çalışmasına etki eden faktörleri yazınız demiş. Yazalım. Arkadaşlar enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler nelerdir? Bir kere sıcaklık. Yüksek sıcaklık mesela enzimlerin yapısını bozar. Çünkü enzimler protein yapıda olduğu için eğer yüksek bir sıcaklık varsa enzim yapısı bozulabilir. Mesela çocuklarda havale durumuna çok dikkat edilmesi lazım. Nedir havale? Vücut sıcaklığımız normalde bizim 36,5-37. Çocuklarda biraz daha yüksek olabiliyor. Yani 37,5'a kadar normal ama bunun yukarısına çıktığı zaman özellikle 39-40 dereceye geldiği zaman eğer müdahale edilmezse, düşürülmezse arkadaşlar bazı enzimlerin yapısının bozulmasına sebep olabilir. Bu durumda çocukta bazı işte durumlar ortaya çıkabilir. Mesela beyin işte kendini tamamlayamaz, fonksiyonları çalışamaz veya vücudunda herhangi bir yerinde sakatlık olabilir arkadaşlar. Bu yüzden sıcaklık enzimin yapısını bozar. Bu çok önemlidir. Gelelim bir diğerine. pH, yine pH de arkadaşlar enzimin çalışmasına etki eder. Mesela bizim ağzımızdaki enzim amilaz enzimidir ve nötr ortamda yani pH 7 iken çalışır. pH 7 iken çalışır. Diğeri mesela işte midemizde bulunan enzim pepsin enzimi diyelim ki bu da arkadaşlar 2'deyken pH 2 iken çalışır. İnce bağırsağımızda bulunan enzim de tripsin enzim mesela bu da pH 8 ile İşte 10 arasında, 12 arasında çalışır. Bu şekilde pH durumu enzimin çalışmasına etki eder. Gelelim diğer bir faktöre su miktarı. Su miktarı da etki ediyor arkadaşlar. Enzimler su miktarı %15'in altına düştüğü zaman çalışmıyorlar. Özellikle bizim bitkileri, yiyecekleri kurutarak saklamamızın sebebi budur. Kuruttuğumuz zaman işte besinin yapısındaki su miktarını %15'in altına düşürüyoruz ve böylece bir bakteri işte o besine gelmiş olsa bile su miktarı az olduğu için bakterinin enzimi çalışmıyor ve dolayısıyla arkadaşlar besinin bozulması gerçekleşmiyor veya çok uzun zaman alıyor. Onu da söyleyelim. Böylece enzimlerin çalışmasını etki eden faktörleri bunları bilmeniz yeterli. Mesela pH dedik, basınç falan bunlar da arkadaşlar etki ediyor enzimlerin çalışmasına. Etki eden faktörler bunlar. Gelelim bir diğer sorumuza. Yine şurayı bir temizleyelim. Soruda diyor ki arkadaşlar ATP'nin yapısını anlatınız. Anlatalım hemen ATP'nin yapısını da şöyle. Şimdi ATP'nin yapısında bir baz bulunur arkadaşlar. Bu adenin bazıdır. Bu arada ATP'nin açılımı nedir? Adenozin trifosfattır. Adenozin trifosfat. Adenin bazına bir 5 karbonlu şeker olan riboz katılır arkadaşlar. Riboz şekeri ve buna bağlı olan da 3 tane fosfat vardır. Şurayı düzgün yapamadım bir dakika. Hemen düzeltelim. Bakın 3 tane fosfat vardır. Bu 3 tane fosfat arasında şurada bakın 2 tane yüksek enerjili bağ vardır arkadaşlar. Bu yüksek enerjili fosfat bağlarından biz enerji elde ediyoruz ve metabolik faaliyetlerimiz buradan karşılanıyor bu enerjiden. Adeninle riboz arasında glikozit bağı bulunur. Glikozit bağı bulunur. Ribozla fosfatlar arasında ise arkadaşlar ester bağı bulunur. Bu şekilde ATP'nin yapısı zaten isim olarak bakın adeninle riboz yan yana geldiği zaman ne ismini alıyor? Adenozin ismini alıyor. Fosfatlar geldiği zaman eğer bir tane fosfat geliyorsa AMP yani adenozin monofosfat, iki tane fosfat katılıyorsa adenozin difosfat yani ADP,
Eğer 3 fosfat katılıyorsa da ATP, adenozin trifosfat diyoruz. ATP'nin yapısı da bu şekildedir. Geçelim diğer sorumuzu. Yine burayı silelim. Evet. Diğer sorumuza baktığımızda diyor ki DNA ve RNA'nın özelliklerini karşılaştırınız. Şimdi ben bunu yazarak vakit kaybetmeyeyim. Söyleyeyim arkadaşlar. Sizler de eğer not alıyorsanız yazın. Şimdi DNA'ya baktığımız zaman DNA çift zincirlidir. RNA ise tek zincirlidir. DNA kendisini eşleyebilir ama RNA eşleyemez, DNA tarafından sentezlenir. DNA kalıtsal bilgiyi taşır. Ayrıca protein sentezi için şifre verir arkadaşlar ve protein sentezini yönetir. RNA ise DNA'dan aldığı şifre ile protein sentezinin başlamasını sağlar. Ayrıca taşıyıcı RNA'lar da ne yapıyor zaten? Amino asitleri taşıyor arkadaşlar protein sentezi için. DNA'nın yapısında bulunan moleküller deoksiriboz şeker, adenin, timin, guanin ve sitozin bazı, bir de fosfat grubu var. RNA'nın yapısında ise arkadaşlar ne vardır? Riboz şeker, adenin, urasil, guanin ve sitozin var. Baz olarak bir de yine fosfat grubu var. O zaman ikisinde ortak olan molekül hangisidir? İkisinde ortak olan fosfat grubu. Ayrıca baz olarak da arkadaşlar adenin, guanin ve sitozin ortaktır. Bir de fosfat grubu ortaktır. Diğer moleküller farklılık gösteriyor. Yine DNA'ya baktığımızda DNA'da hidrojen bağları bulunur çift zincirli olduğu için, RNA'da yok. Ama RNA'da taşıyıcı RNA hariç. Şimdi size mesela RNA'da hidrojen bağı yoktur, kesinlikle yoktur derse yanlış olarak alacaksınız. Çünkü taşıyıcı RNA'da var. Ama genel olarak işte DNA'da bulunur, RNA'da bulunmaz derse arkadaşlar genel olarak doğru olarak kabul ediyoruz. Evet, DNA ve RNA'nın özellikleri bu şekildedir. Gelelim 10. sorumuza. Diyor ki aşağıda verilen hastalıklar hangi vitaminlerin eksikliğinde ortaya çıkar? Hemen bakalım. Arkadaşlar kansızlık B vitamini eksikliğinde ortaya çıkar. Çünkü B vitamini kan hücresinin üretimine katılıyor. Gece körlüğü A vitamininin eksikliğinde ortaya çıkıyor. Skorbit dediğimiz diş eti kanaması hastalığı arkadaşlar bu. C vitamini eksikliğinde ortaya çıkıyor. Raşitizm dediğimiz çocuklarda özellikle görülen kemiklerin eğri olması hastalığı D vitamini eksikliğinde ortaya çıkıyor. Kısırlık arkadaşlar E vitamini eksikliğinde, kanın pıhtılaşmaması ise K vitamini eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklardır. Gelelim son sorumuza artık. Nükleotidin yapısını açıklayın demiş. Neydi nükleotit? DNA ve RNA'nın yapı taşı. Şimdi nükleotidin yapısına baktığımızda bir arkadaşlar azotlu organik bazımız var. Buna bağlı olan 5 karbonlu şekerimiz var. 5 karbonlu şeker. Ve buna bağlı olan fosfat grubumuz var. H3PO4 olarak da bunu gösteriyoruz. Şimdi bazla şeker arasında glikozit bağı, şekerle fosfat arasında ise arkadaşlar ester bağı bulunur. Ester bağı. Buradaki baz ikiye ayrılıyor. Yapı olarak bir pürin bazları dediğimiz bazlar vardır. Bir de pirimidin bazları vardır arkadaşlar. Pürin bazları adenin ve guanindir ve hem DNA'da hem de RNA'da ortak olarak bulunur. Pirimidin bazları ise geriye kalan sitozin, timin ve urasildir. Sitozin hem DNA'da hem de RNA'da ortak ama timin sadece DNA'da var. Urasilde arkadaşlar sadece hangisinde var? RNA'da var. 5 karbonlu şekere geldiğimiz zaman 5 karbonlu şeker riboz ya da deoksiribozdur. Riboz RNA'nın yapısına katılıyor. Deoksiriboz da arkadaşlar zaten isminden anlıyoruz, DNA'nın yapısına katılıyor. Nükleotitlerin yapısı bu şekildedir. Bu kadarını bilmeniz yeterlidir. Evet, böylece soru çözümünü bitirmiş olduk. Yazılı hazırlığımızı yaptık. Umarım çok çok güzel geçmiştir arkadaşlar bu hazırlık. Dediğim gibi sonuçlarınızı yorum olarak bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.